Unutmayın, milli takımımız yapacağı dış temaslarda giyecek bunları. Hiç merak etmeyin beyefendi, seçim hususunda bize güvenebilirsiniz. Sayın Spor Bakanımız da bizzat ilgileniyorlar, ona göre. En ufak bir endişeniz olmasın. Kaç takım olacak? 24 takım. Ölçüleri ayrıca vereceğim. Ceplerine de ay yıldız işlenecek. Emredersiniz. Fiyat konusunda pazarlığa girmiyorum. Yeter ki kalite istediğim gibi olsun. Sen! Beyefendi! Beyefendi! Ne yapacağız şimdi? Allah yandım! Nedir bu ben? Nedir bu? Mahvettiniz beni! Nedir elinizden çektiklerim, gelin! Raflar yıkıldı da! Gelin buraya! Gelin diyorum size! Yürü lan! İmkanı yok! Gel oğlum! Sen de gel! Nasıl ben geliyorum ya? Gel dedim sana! Efendim, gelemem! Gel! Peki! Öldürürsen! Gelin buraya! Gelin! Gelin buraya çabuk! Yürü! Ortalığı temizleseydik! Hadi, yürü! Tamam efendim! Yürü! Siz önden buyurun! Ay. Orada biri bayılmış, neden acaba? Kaza oldu galiba. Geçmiş olsun. Bakın lafı yürüyün, hep sizin yüzünüzden oldu bunlar, hadi! Gidiyorum. Efendim buyurun. Buyurun efendim. Rica hadi ederim, buyurun. Bakın itibatı yürüyün, hadi! 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 Hadi be! Kes! Nedir ulan bu sizden çektiğim? Adi herifler! Mahvettiniz binlerce liralık işi! Mağazanın istikbalini söndürdünüz, gerizekalı aptallar! Gerizekalıyla aptal aynı laf olmuyor mu efendim? Kesme! Ukaralık etme, eşşol eşek! Kardeşimi rencide ediyorsunuz. Kalbimizi kırıyorsunuz. Kafanızı da kıracağım! Allah korusun! Bir daha en ufak bir hatanızı görürsem, sülalenizi kovarım! Sülalemiz burada çalışmıyor ki! Öyleyse önce işe alır, sonra kovarım! Hadi gözüm görmesin, işinizin başına marş var! Allah sizin cezanızı vermesin, değil mi? Afiyet olsun. Hadi çocuklar, hadi çabuk olun! Kaç paramız var anam? Ah! 11 lira. Bölüşelim. 10 lirayı bana ver, 1 lira sende kalsın. Hadi eyvallah. Hoş geldin Metin. Hoş bulduk. Çok mu geç? Yo, ben de şimdi geldim. Nasılsın? Çok özledim seni. Ben de. Otursana Metin. Oturayım. ne var ne yok? Annem çok hasta. Ya, geçmiş olsun. Ciddi mi hastalığı? Bilmiyorum ama öyle zannediyorum. Babam da bizi çok üzüyor. Yani örnek üvey baba. Zaten bozuluyorum o şişkoya. Bencil herif. Göbekli marul gibi. Bir de Laman abla çıkarttı başımıza. İkide bir de gelip saçma sapan şeyler söylüyor. Bu akşam gene gelecekmiş. Ne sıkılıyorum bir bilsen. Bir şey yemeyecek misin? Çikolatalı pasta istiyorum. Olur, ye ye. Sen ne yiyeceksin? He? Benim karnım tok. Canım bir şey istemiyor. Bir su içerim. Akşama sinemaya gider miyiz? Evde olmam lazım. Dedim ya, Laman Hanım gelecek. Aman Laman Hanım.
Zeki ile alay edilince niye kızıyorsun? Niye kızmayayım? Çok iyi bir insan Zeki. Hem de arkadaşımız. Bunun için mi? Başka niçin olabilir? Bilmem. Hastaneye gittik. Durum hiç iç açıcı değil. Beyefendi, bakar mısınız? Buyurun efendim. Yünlü tayyörlük istiyorum. Ne renk olsun? Bütün renkleri görmem lazım. Bu konuda hastayımdır da. Zeki! He. Koca karı fena hastaymış ya. Kocam da çok hassas renk konusunda. Kocası olacak, namussuz karıştırıyor bütün işleri. Aa, terbiyesizin zoruna bak, hiç böylesini de görmedim. Bir dakika hanımefendi, bir dakika. Allah Allah. Zavallı hali. Para da yok, şaşırmıştır kızcağız. Çok üzgündü, fazla da kalamadı, akşama misafirleri varmış. Hadi kardeşim, paketle şunları da gidelim. Acele yok, iki elimiz var. Metin! Misafirleri kimmiş? Bakar mısınız? Baksana şuna. Buyurun efendim, ne istiyorsunuz? Şu yeşil kumaşı görebilir miyim? Bunu? Evet. Kimmiş misafirleri? Leman abla diye biri. Maşallah, gün geçtikçe güzelleşiyor kızımız. Ne yazık ki bu eski evde, bu döküntü elbiseler içinde ömrünü çürütüyorsun. Ben hayatımdan memnunum. Cahil çocuk, hayat kısa. Yemene, içmene, gezip tozmana bakacağına neler söylüyorsun? Anlatamadım. O kadar söylüyorum nafile, tıpkı anası. Sen gel benim yanıma, kraliçeler gibi yaşatırım seni. Kürkler, mücevherler, bir giydiğini bir daha giymezsin. Çok zor Leman Hanım, tek başıma idare edemiyorum. Yük oluyorsam size bir iş bulur çalışırım. Deli olma yavrucuğum, yazık etme gençliğine. Güzelliğinin kıymetini bil. Satılık değil benim güzelliğim. Namusumla çalışıp para kazanabilirim. Yardımınıza ihtiyacım yok. Nuh diyor, peygamber demiyor. Yavru bir ceylan kadar ürkek. Fazla üstüne gitmemek lazım. Ayıp kızım, ne de olsa misafir. İstemiyorum anne, sevmiyorum bu kadını. Peki, peki ama ağlama. Allah'ım, ne istiyorlar benden? Senin için, hep senin için katlanıyorum bütün bunlara anne. Biliyorum canım, biliyorum güzelim. Yerin dibine batsın bu güzellik. Kapıcının seni kovaladığını Fatma görmemiştir inşallah. Gördü gördü, hepsi gördü. Yazık ya, üzülmüşlerdir. Yok canım, güldüler. Her şeyi berbat ettin. Allah kahretsin. He? Evet, her şeyi berbat ettim. Çamaşıra omo yerine un koymuşum. Yuh enayi! Ulan çamaşıra un konur mu be? Sen geçen gün salataya zeytinyağı yerine ispirto koymadın mı ulan? Geçen gün geçti. Yeah. Sen gel de bugünkü salataya bak. Bana kalırsa Fatma da aşık sana. Yok ya, yalnız ben aşığım. Peki, muhallebici de otururken dönüp sana bakmadı mı? Baktı. Tamam işte, seviyor demektir. Göz göze gelmediniz mi? Gelmedik. Olsun, gene seviyordur. Hiç sanmam. Ne yiyordu muhallebici de? Kazan dibi. Peki, kazan dibini ağzına götürürken... yapmadı mı? Yaptı. İyi ya, tamam işte, seviyor demektir. Seviyor ama, kazan dibini seviyor. Sonra, neyimi sevecek benim? Niye sevmesin? Zaten sen de kazan dibi gibi herifsin.
Muhallebici geldi. Metin! Metin! Hı. Ev sahibi geldi. Ne? Eyvah! Ayın kaçı bugün? Biri. Niye geldi peki? Ayın birinde kira mı istenir? Evet ama üç aydır vermiyoruz. Bana bakın, artık yeter! Üç aydır bir kuruş vermediniz! Burası Dingo'nun ahırı değil! Sizi beslemek zorunda değilim! Artık tahammülüm kalmadı! Üç güne kadar bütün borcunuzu ödediniz, ödediniz! Aksi halde kendinize başka kapı arayın! İşte o kadar! Tebrik ederim, bu sefer de atlattık! Ah şu parasızlık! Gözü kör olsun! Ne gelirse başımıza, parasızlıktan geliyor. İsmet'i görmüyor musun? İsmet'ten bahsetme bana! Fena asılıyor senin kızı. Eşşoğlu eşek! İlk gördüğüm yerde döveceğim hıyarı! Yok! İstersen dövme, ne de olsa müdürümüz. Kovulursak iyice ayvayı yeriz. Boş ver, gel biz yemeğimizi yiyelim daha iyi.